Başlıyorum. Hazır mısın? Sizce Hazırım. toplumdaki ahlaki çöküntü ve yozlaşma nedenleri nelerdir? Bana göre en önemli sebep medya. Özellikle televizyonlar, diziler, sosyal medya gençleri, çocukları tüm olumsuzluklara yönlendiriyor ve yapılan yanlışlar sürekli ekrana geldiği için bunu gören göz de normal karşılamaya başlıyor bir süre sonra. Ahlaki değerlerin korunması için ne gibi adımlar atılabilir? Öncelikle ana sınıfından başlayarak çocuk ahlakla ilgili, ahlaki değerlerle ilgili uygulamalı dersler görmesi lazım. Aile eğitimlerinin muhakkak olması lazım. Okullarda da kuralların sert ve yaptırım gücü olması lazım. Sizce toplumda ahlaki değerlerin korunması için aile, eğitim ve toplumun rolü nedir? Kesinlikle üçü sacaya, aile ilk eğitimi veren, okul bu eğitimin üzerine binayı inşa eden kurum. Kesinlikle bu kurumlarda iyi bir eğitim alan bireyin ahlaki değerleri sağlam bir birey olarak yetişeceğini düşünüyorum. Ahlaki yozlaşmanın en yaygın olduğu alanlar, örneğin işte siyaset, iş hayatı, sanat. Siyaset, sanat dünyası, iş hayatı hepsinde yoğun bir şekilde var bu yozlaşma. Ama en yoğun olduğu şey özellikle demin de söyledim, televizyon ekranları ve sosyal medya. İnsanların gördüğü yanlışlar sürekli hale gelirse bir süre sonra insan onun yanlış olmadığını algılamaya başlar ve o hataları kendi hayatında da tekrar eder. Ahlaki yozlaşmanın neden olduğu sonuçlar nelerdir? Bir defa toplum ahlaken çökerse millet, devlet hepsi bundan çok büyük zarar görür. Devlet kurumları ahlaki değerleri yoksun insanlar tarafından yönetileceği için yani hepimiz zarar görürüz bundan. Sizce ahlaki yozlaşmanın önüne geçmek için hukuki düzenlemeler yeterli midir? Kesinlikle değil. Yanlış olan şeyler demokratik hak olarak görülemez. Yani burada öğrenciyle röportaj yaptığımız için isim verip veya konuyu örneklendiremiyorum. Ama yanlış olan ahlaki değerler kesinlikle ve kesinlikle yaptırım gücü fazla olan kanunlarla engellenmeli. Ahlaki yozlaşmanın engellenmesinde medyanın rolü nedir? Şu an anneden de okuldan da daha fazla ahlaki eğitim veren kurum medya. Çünkü çocuk sürekli televizyonlarda, sosyal medyada, basında gördüğü şeylerden etkileniyor. Yani bizim dediklerimiz ikinci plana kalıyor. Işıltılı yaşamlar bu ekrandaki çocukların ahlaki değerlerini yönlendiriyor. Medya çok önemli. İyi kullanılırsa da ahlaki anlamda çok sağlam temelleri olan bir toplum haline dönüştürülebilir. Ahlaki yozlaşmanın engellenmesi için bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Öncelikle bir başkasının yaptığı yanlışı o da yapıyor gibi mantıklı hareket etmeyeceğiz. Veliler benim çocuğum yapmaz demeyecek. Herkes elini taşın altına koyacak. Herkes kendi ahlaki değerlerini en iyi şekilde yaşamaya ve çevreye örnek olmaya çalışacak. Yani topluma rol model olacak bireyler olarak hareket etmemiz lazım. Sizce ahlaki değerlerin toplumda yeniden yerleştirilmesi için neler yapılabilir? Az önce de söyledim. Aile eğitimleri çok önemli. Ana sınıfından başlayarak toplumun en üst eğitim birimi üniversitelere kadar ahlakla alakalı ciddi manada uygulamalı dersler olması lazım. Ahlaki eğitim kesinlikle aileden başlayıp okulla, toplumla devam etmesi lazım. Mesela okuldaki derslerde ahlakla ilgili uygulamalı dersler, uygulamalı konular olabilir. Çocuk, her öğrenci haftada, ayda veya dönemde bir defa çocuk esirgeme kurumunun huzur evlerini, hastaneleri, mezarlıkları kesinlikle ziyaret ettirilmeli. Toplumun her köşesini, her şeyini, hayatın tüm değerlerini görebilmeli buraya gittiğinde. Ahlaki değerlerin toplumda yeniden yerleştirilmesinde özellikle gençlerin rolü nelerdir? Şimdi gençlerin rolü çok fazla. Çünkü benim anlattıklarım nasihat ve toplum olarak nasihat dinlemeyi sevmiyoruz. Bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor. Ama gençler sağlam yetişirlerse onların yetiştireceği nesiller de sağlam olacaktır. O yüzden gençler bu konuda sacayağının en önemli ayağı. Röportaja katıldığınız için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla alakalı? Benimle bu röportajı yaptığınız için ben size teşekkür ederim.
Bana göre fizik, kimya, biyolojiden çok daha önemlisi ahlaki değerler, ahlaklı insan yetiştirmek. Doktor, avukat, mühendis her zaman yetişir ama ahlaklı doktor, ahlaklı mühendis, ahlaklı insan yetiştirmek birinci önceliğimiz olmalı. İnşallah bunu da başaracağız. Hocam görüşürüz.